caminin yerinde satmış. Cumhuriyet hükümeti kendine hibe edilen cami yerini satarken sen Mustafa Kemal gitmiş orada cami yapmış diyorsun. Kargalar bile güler. Yapmış olsa ne lazım? Sen dini yıkıyorsun, şeriatı lav ediyorsun, hilafeti yıkıyorsun, medreseyi kapatıyorsun, Allah demeyi yasak ediyorsun. Daha sayayım mı? Ondan sonra da cami yaptın diye kurtaracaksın paşaya herhalde. O da doğru olsa. O da yalan. Cami yapmanın yalanıyla bu insanları aldatsan ne olacak? Bugün kıçı başı açık gençten, futbol münakaşasında nefes tüketen gençten, ne kadar ahlaksızlık varsa hepsinden ona hisse gidiyor. Nil Nehri gibi günah akıyor. Ebu Cehiller, Firavunlar ona imreniyor. Daha bir hilafet gibi 1400 sene devam etmiş bir müessese yok ki. Biri çıksın da onu yıksın da ondan şerefli olsun batıl damına. Bu mümkün değil. Onun için gelmiş geçmişlerin en büyüğüdür. Hani çocuklara diyorlar ya en büyük Türk, Atatürk en büyük. Evet en büyük ama hangi vasfı büyük? Onu yarın tarih kitaplarda söyleyecek. Millet de anlayacak. Bu yalan ilahiye devam etmez. Başka bir sual sor. Allah'ın diniyle harp eden, Allah'ın ayetine safsata diyen, Kur'an'a Arap uşağının yavesi diyen, sayayım mı daha sana? Sabaha kadar saysam bitmez. Bir adam da böyle melek geldi de ona selam verdi de o da aleyküm selam dedi de son nefesini verdi. Kargalar bile güler buna. O zaman kimse cehenneme zor almış. Onun kadar zarar vermiş bir adam gelmediği gibi gelmeyecektir de. Bak ben onun hakkında konuşmak istemiyordum. Sen beni mecbur ettin. Gelmeyecek de. Ebu Cehil al, Firavun al. Ne yapmış? Hak teessüs edecek diye engel çıkarmış. Bu ne yapmış? Müesses hakkı yıkmış. 1400 yıllık emeği eba etmiş. Daha bundan sonra bir kafir gelecek de. Hilafet mi var 1400 sene devam edebilmiş? Başka bir müessese mi var? Onu yıkacak da onun kadar şeref yap olacak küfür namı hesabına. Var mı böyle bir şey? Var mı Osmanlı cemiyetindeki gibi ahlaklı bir milletle onu bu maskara maçlarda ömür tüketen, bir şarkıcıyı havaalanında karşılayan, rezil bir gençlik haline getirecek, içkiyi mubah sayan kanunuyla, kumarı mubah sayan bir devlet onun yerine ikame edecek. Öyle bir millet yok ki. Bu rejim yıkıldığı zaman tarihte ben de hayattaysam şunu iddia edeceğim. Ey Kemalistler, bu milleti teslim aldığınız şekliyle teslim edin. Maskaraya çevirmişsiniz. Bu millet efradı içinde, bu millet efradı içinde Osmanlı cemiyetinde hayal edilmeyecek insanlar var. Hayal edilmeyecek. Devletin zirvesinde fuhuş yapan, gündüz mecliste, gece lüks otellerde kafa çeken, kumar oynayan, güya millet müvessilleri, güya bürokratlar, güya bilmem neler. Tabandan zirveye kadar milletin yarısı mutlak çürüktür. Çürük bir elma gibidir. Onun için idarenin tam düzelmesini beklemek beyhudedir. Kema tekûnû yüvellâ aleyküm. Nasılsanız öyle idare olunursunuz. Ebu Cehil onun yanında çok masum. Hakkı yıkmadı. Teessüsüne karşı çıktı. Bu 1400 yıllık emeği heba etti. Senin bir arsan olsa, civarındaki adam sana oraya bina yaptırmasa, bu zulümdür, hakkını kullandırmıyor. Ama başka bir komşu yap arkadaşım dese, sen 30 kat yapsan,
İçine insanları doldursan, ondan sonra Bodrum'a dinamit koyup o binayı yıksa, bu iki adamın zulmü aynı midir? Ebu Cehil birinci zalime benzer, Kemal Paşa ikinciye benzer. Bana göre. Ölçü Müslümanlıksa bu böyledir. Ama sen ölçüyü İslam almayıp da onu alkışlayacaksın. Buyur alkışla arkadaşım, zaten 80 senedir alkışlanıyor. Yani müsaade edin de alkışlamayan biriyle konuşsun yahu. Bu nasıl demokrasi? Tek sesli musiki gibi nasıl demokrasi? Allah de suçlayın. Böyle kitaplar dolu. Allah de suçlayın. İsterse birisi benim bu sözümden suç çıkarabilir. Tenkit suç. Tenkit. Tenkit suç. Kanun hakaret suçtur diyor. Temiz Mahkemesi Necip Fazıl'ın kitabı dolayısıyla onun zemmettiği vahdetini methetmek, onu tenkit etmek de binaenaleyh suçtur diyor. Temiz Mahkemesi. Bunu dağdaki çobanlar söylemiyor. Siz Kemalizm esaretini anlayın. Böyle memleket olmaz. Ve bu böyle devam etmez elbette. İnsanların hürriyete ihtiyacı var. Fikir hürriyetine ihtiyacı var. Bunu sen istediğin kadar hapset. Balonu fazla şişirdin mi patlar. Bu bir patlama işidir artık. Yeter, bıktık. 90 senedir. 90 senedir. Mekteplerde hep bunu dinledik. Sokakta bunu dinliyoruz. 60 ihtilali oldu. Behçet Kemal radyoya çıktı. Tanrı peygamber diye taptığınız ne varsa hepsi ondan feyz aldı. Hepsi bilmem ne oldu. Bunları duymaktan usandım. Yeter. Bir insan olarak görün bu adamda ya. Hatasıyla sevabıyla varsa yani. Neyse. Methetmenin de bir haddi olur ya. Size kitap gösteririm. Methidir diyen var. Allah'tır diyen var. Bize Allah lazım değil. Sen bize yetersin. Kaderini şerefime kaldırıyorum. Tanrı Kemal'e kaldırıyorum diyen var. Ben bunlar hepsi yazılı ya. Yeter başka bir soru sor Allah aşkına.